Evet, hem bir yandan vaatler açıklandı çünkü merakla bekleniyordu 21 yıl sonra acaba Erdoğan ne vaat edecek topluma diye. Hem vaatler açıklandı hem de haberimizde de aktardığımız bu başarılamamış bir ortak liste hedefi var. Yani ben ortak listede olurum ama muhalefet bunu başaramaz şeklindeki öngörü yerini bulmadı ve AKP'nin dezavantajı haline geldi bir şekilde. Konuşalım istiyoruz. Gazeteci Yaşar Aydın bizimle birlikte olacak. Yaşar Aydın, merhaba. Kolay gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Erdoğan'ın beyannameyi açıkladığı andan itibaren eleştiri yağmuruna tutulduğunu söylesek herhalde yanlış olmaz. Bu eleştirilerin iki tane zannediyorum odak noktası var. Birincisi yani bu harf söylenmişti özetle, yani bu vaatleri geçmişte de tekrarlamıştınız, üstelik de gerçekleştirememiştiniz noktası var. Böyle bir karşılaştırma yapılıyor. İkincisi, gerçekleştirilememiş bu vaatlerin üstelik bir de revize edildiği bir durumla karşı karşıyayız. Yani aslında geçmişteki o kişi başına düşmesi hesaplanan milli gelir de çok daha aşağıya bir noktaya alınmış aslında. Ne dersiniz? Siz nasıl değerlendirdiniz 21 yıl sonra yeni vaatleri? Aslında 28 Ekim 2022'de Türkiye Vizyonu belgesine yakın vaatler sıralandı. Tabii bu seçime bu kadar az süre kala insan daha ciddi bir şey bekliyor iktidar partisinden. Şu anda siz de ifade ettiniz, aslında söylenenlerden hiçbiri bizim açımızdan yeni bir şey değil. Yurttaş açısından yeni bir şey değil. Hatta çok daha beklentilerin altında muhalefet partilerinin ortaya koyduğu vizyon ya da vaatlere baktığımızda onların çok daha ileri boyutta olduğunu görüyoruz. Ama burada belki kritik ve konuşmamız gereken bir başka nokta başkanlık sistemiyle ilgili söylediği şeyler. Hani çünkü gerçekten vaatler üzerinde çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Söylediği şeyler, belki de şeyi de ekleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir söylediği gençlerle, kadınlarla ilgili ve istihdamla ilgili söylediği şeylerin de bir tekrarı olmuş. AKP açısından bir başka talihsizlik de bu. Bunun neden göze alındığını düşünüyorsunuz Erdoğan açısından? Yani muhalefetin birebir neredeyse tüm konuşmalarında, kendi yol haritasında yer verdiği, işte yok gençlere internet, tablet yardımı vesaire gibi detaylara varıncaya kadar bir copy paste durumu hissi yaratıyor insanda. Neden böyle bir tercih yapıldığını düşünüyorsunuz? Şimdi gençlere seslenmesi gerekiyor. Özgürlük vaat edemeyeceğine göre farklı şeyler vaat edecektir gençlere. Çünkü 6 milyon yeni seçmen, 13 milyon genç seçmen var. 35 yaş altı, seçimin kaderini belirleyecek bir seçmen topluluğundan bahsediyoruz. Gençlere seslenmesi gerekiyor. Gençler AKP uygulamalarından çok muzdarip. Üniversitede, lisede yaşayan gençler, iş bulamayan gençler, son yine TÜİK verilene göre genç işsizlik %25'lere dayanmış. Yani her 4 gençten biri işsiz Türkiye'de. Doğal olarak gençlere seslenmesi gerekiyor. Çok fazla da alternatifi yok. Yani onlara yeni bir ülke, daha özgür bir ülke, daha mutlu bir ülke, hatta gelecek vaat eden bir ülke sunamıyor. Elinde bunlar var, kendince yapabileceği şeyler ve bunlar daha önce de muhalefet partisinin yaptığı işler ya da ifade ettiği konular. Çaresizlik, yani bunun altını böyle çizmek lazım. Bunun adı çaresizlik, çünkü vizyonu ya da ulaşabileceği yer buraya kadar. Erdoğan'ın pozitif anlamda sunabileceği hiçbir şey kalmadı. Vaatleri mi tükendi diyorsunuz? Yani yapamaya tekrar edeye de bir bölümü artık yalama oldu ve kimse inanmıyor. Bunu tekrar etme şansı yok. Diğer taraftan da gücü ve vizyonu tükendi. Yani sadece tabletle gençlere sunabileceğiniz bir şey yok. Bir başka Türkiye vizyonu sunmanız lazım. Ama 20 yılda daha geriye geldik. Siz de ifade ettiniz programın başında. Daha önceki aynı konularda ilgili vaatleri daha ufuk açıcıydı. Hatta daha iyimser rakamlar vardı. Bunlardan bile feragat eden Adalet ve Kalkınma Partisi var. Yani iktidarda olduğu süreci hiç iyi geçirmedi, özellikle son 10 yılını gençler açısından. O anlamıyla bir Türkiye vizyonu, bir gelecek vizyonu, Türkiye'de yaşayan insanların çoğunluğunun mutlu olabileceği bir Türkiye projeksiyonu yok artık. Elinde bunlar var. Devlet olanaklarıyla bunlar ancak söylenebilir. Ne kadarıysa, yani buradan bir sonuç beklediğini de zannetmiyorum işin açıkçası. Diğer seçim kampanyalara baktığımızda çok zayıf şu anda AKP'nin pozisyonu.
Evet, şimdi bir de mülakat meselesi var. Konuşuldu ama sizin de düşüncenizi almak isterim. Çünkü şunu anlamak güç. Bu mülakatın kaldırılması yine muhalefetin vaatlerinden biri. Ama muhalefet bu vaadi gerçekleştirirken burada bir suistimal yapıldığı tespitinden yola çıkıyor. Yani insanların sınavlarda yüksek puan almışken mülakatta elendiği ve dolayısıyla iktidara yakın olanların kayırıldığı argümanı üzerinden hareket ederek mülakatın kaldırılması vaadini sunuyor. Peki bu mülakat sistemini getiren AKP'nin bunu kaldırma vaadi neye dayanıyor sizce? Neden getirdi? Neden kaldırmayı vaat ediyor? Geçen hafta da iki hafta önce depremden hemen sonra da bizden kimse artık imar affı beklemesin dedi. Hani sanki bundan öncekileri kendi yapmamış gibi, ülkeyi bu hale kendi sokmamış gibi sert bir şekilde bizden artık kimse imar affı beklemesin dedi. Şimdi de mülakatı kaldırıyoruz. Ya, yanlış bir şey, liyakatsiz insanlar sınavı kazanıyor. Bunda şeyler söyledi. Yani Erdoğan şuna inanıyor herhalde ya da inandırılıyor. Yurttaşın tepki duyduğu meseleler var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Burada muhalefet partisi gibi ya da bu konuyu sanki biz getirmemiş gibi davranalım ve burada bir çözüm üretelim. Bu yurttaş bunu bir şekilde kabul eder. Amiyane deyimle yutar herhalde böyle düşünüyor ve bunu yapıyor. Yoksa şey çok açık, toplumun özellikle gençlerin, AKP'li gençler dahil olmak üzere yani bu mülakat meselesinden çok fazla şikayet ediyor. Çünkü çok ciddi eğer ilişkiniz yoksa AKP'li olsanız bile siz o mülakatta eleniyorsunuz. Yani sadece AKP'li olmanız yetmiyor. AKP içinde çok kuvvetli torpile ihtiyacınız var. Bu gençler arasında çok ciddi bir meseleydi. Kuşkusuz buna bir şey söylemesi gerekiyordu. Böyle yaklaştı. Bundan sonraki meselelere de böyle yaklaşacak. İşte geçen seçimin, yerel seçim ve 2018 seçimlerinin temel argümanı başkanlık sistemiydi. Hatırlarsanız bugün başkanlık sisteminde revizyona, restorasyona gideceğini ifade ediyor. Yani başka sistemde restorasyon yapacağız diyor. Çünkü başkanlık sistemini savunmak bugün intihar anlamına geliyor. Bu nedenle... Ama bu da bir çeşit itiraf değil mi Yaşar Aydın? Kesinlikle itiraf ama %65-70 civarında başkanlık sisteminden memnun değiliz diyor yurttaş. Şimdi hal böyleyken siz %70'in memnun olmadığı bir başkanlık sistemini ille yapacağım, ben burada ısrar edeceğim demeniz mümkün değil. Bunu Bahçeli söylüyor çünkü sırtında yumurta küfesi yok. Ama Erdoğan açısından durum öyle değil. Kazanması gereken bir seçim var. Bunu topyekun reddetmek yerine restorasyon gibi, yani bazı hatalar oldu, eksikler oldu, bunu gidereceğiz noktasında bir pozisyon alıyor. Gerçekten baktığınızda bütün o seçim siyasetine, bugüne kadar izlediği yola, yani bu tarihe kadar, seçime bir aylık kalan süreye kadar baktığınızda son derece başarısız ve etkisiz bir kampanya yürütüyor Erdoğan. Asla etkili olamıyor ve %40'ı aşabilecek bir görüntü vermiyor. Bunun farkında. Bunun birkaç tane donesi var. Biri ekonomik mesele. Burada ikna edici olmak zorunda. İkinci, başkanlık sistemi burada ikna edici olmak zorunda. Çünkü muhalefeti parçalamayı başaramadı. Orası bir blok olarak duruyor. O yüzden başkanlık sistemi ve ekonomi meselesinde bir bariyer var önünde. Burayı aşabilecek ve değiştirebileceğine dair bir en azından hava yaratamazsa %40 bandını aşamaz, bunun farkında ve itiraf da olsa bunu yapacak evet. Başka şansı yok. Ama başkanlık sistemine ilişkin bu revizyon planını söylerken bunu gerekçelendirmesi gerekmez mi normal şartlarda kendi tabanına? Yani neden değiştireceğiz? Nerede başarılı olamadığını da söylemesi gerekmez mi bir yandan? Kesinlikle çok haklısınız. Tıpkı mülakatta niye kaldırdığını söylemesi gerektiği gibi. Yani burada bir diriz, suistimal oldu. Bu yüzden kaldırıyoruz. Bizim hatamızdı ama Erdoğan öyle bir insan değil. Hata kabul edebilecek ya da hata yaptığını kabul edebilecek bir insan değil. En çok bir şey olunca helallik isteyip geçiyor. Özür dilemek bile yok onun literatüründe. Çünkü güçlü lider profili var. Hata yapmayacak, özür dilemeyecek. Otoriter profili var. Onu ona helal getirebilecek herhangi bir şeyi de çok kabul etmiyor. Yoksa tam da sizin dediğiniz gibi aslında böyle ciddi bir mesele. Yani Türkiye'de sistem değişikliğine yol açan, rejim değişikliğine yol açan bir meselede en azından neyi restore edeceğini, neyi revize edeceğini, hangi yerlerde tıkandı, hangi yerlerde pozitif sonuçlar aldı, bunu söylemesi gerekiyor. Ama böyle yapmayacak zaten. Hani biz bunu değiştireceğiz deyip hani kamuoyunda
bir hava yaratmaya çalışıyor. Çünkü orada çok ciddi bir bariyer oluşmuş durumda artık başkanlık rejiminden yana olanlar ve olmayanlar diye. Bu mesele böyle tartışıldığı sürece Erdoğan'ın seçim kazanma ihtimali yok. Evet. İster misiniz meydanlarda tek adam rejimine son vereceğiz desin? Yeter söz milletindir diyen bir insanın bunu da söyleme şansı var. Evet. Peki. Peki. Şimdi bir patates soğan meselesi de var biliyorsunuz. Bunu küçümseyen, azımsayan bir tavır görüyoruz Erdoğan'ın açıklamalarında. Oysa ki Erdoğan için hep sokağın, halkın nabzını iyi tutan bir lider olduğu ifade edilmiştir, değerlendirilmiştir. Şimdi toplumla kurduğu bu ilişkinin biraz gerçekliğini yitirdiğini, artık gerçek bir ilişki kuramadığını mı düşünmek lazım? Burada bir yabancılaşma mı yaşanıyor? Ne dersiniz? Ne ölçüde doğru bu meseleyi küçümsemesi Erdoğan'ın? Sarayda yaşayan ve sadece sarayla irtibat kuran bir lider olduğu, bir örgütünün kalmadığını söylemek mümkün. Hatırlarsınız sanırım 4-5 yıl önceydi ya da yerel seçimlerden hemen önce Malatya'da açız diyen bir yurttaşa, iflas ediyoruz açız diyen bir esnafa çok abartıyorsun diye çıkışmıştı. Erdoğan'ın dünyasında bunlar yok. Erdoğan'ın dünyasında zenginler var. Çok fazla zenginlik içinde yaşayanlar var. Patates soğan meselesinin bu kadar dert olabileceğine dair bir düşüncesi yok. Ayrıca zaten bütün gücüyle bunların konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Zaten başka gündemlerle, başka meselelerle ilgilenmesini istiyor. Bir de şöyle bir şey yapmıştı bugüne kadar. Evet, ülkenin %20'si yani 15'i yoksuldu. Bu %15'ine Erdoğan sosyal yardımlarla ulaştı. Onların hayatlarını belli düzeyde devam etmesini sağladı. Yani hayatta kalmalarını sağladı ve bu oy olarak onlara döndü. Ama şu anda yoksul sayısı Türkiye'nin neredeyse %60'ına vardı. Yani yoksul sayılabilecek, temel ihtiyaçlarını almak konusunda bile tereddütler yaşayan toplumun %60'ından bahsediyoruz. Bu Erdoğan açısından başka bir vaka. Böyle bir %60'ını sosyal yardımlarla vesaireyle ayakta tutamazsınız ki, bu %60'ın önemli bölümü çalışan insanlar ve sosyal yardım almaya da alışık değil, böyle bir yaşam biçimine de alışık değil. Şimdi buraya seslenmekte zorlanıyor. Bugün soğan patates meselesi 4-5 yıl önce bu bahsettiğimiz %80'i, Türkiye'nin %80'i için sorun değildi. Evet, belki lüks tatiller yapamıyordu, iyi arabalara binemiyordu ama soğan patates alırken Türkiye'nin önemli bölümü dert etmiyordu artık. Tane ile mi alalım yoksa kilo ile mi alalım diye konuşulmuyordu ama artık o konuşuluyor. Bu onun için çok sıkıntılı bir durum. Toplumun genel kesiminde konuşulması için çok sıkıntılı bir durum. Yok saymayı tercih ediyor. Bu beyannameye bir isim verseydiniz ne verirdiniz? Yalan beyan derdik sanırım. Çünkü ortada hiçbir doğru yok ve de aslında yok hükmünde bir beyanname bu. Bundan önce söylediklerini tekrarlıyor, yapamadı ve esas itibariyle de 30 gün sonra değişecek bir iktidarın beyannamesi bu. Yani o değil, başka bir iktidar olacak ve o hayata geçirecek. Biraz bu psikolojiyle de yazılmış zaten, sanki yapmak zorundaymışız gibi bir beyanname yazıldı. Yoksa bunun üzerine gerçekten toplumun mobilize olması ve buna inanması mümkün değil. Ya bundan önce 5-6 yıl önceki seçim propagandalarına bakın. Ülkede içeride ve dışarıdaki bazı şeyler için yeni şeyler söyleyen, yeni yüzler çıkaran, yeni fikirleri sloganlarla üreten kampanyalara tanık olmuştuk AKP açısından. Şimdi doğru zaman, doğru aday, adam üzerine bir isim bulmuşlar. Evet, o ismi de ayrıca değerlendirelim mümkünse, ama bir çılgın proje meselesini de sormak isterim. Hemen her seçimde Erdoğan'ın, AKP'nin vaatleri arasında bir de böyle şaşalı bir çılgın projeye yer verilirdi. Ne dersiniz? Bu kez yok galiba öyle bir şey. Şimdi aslında var ama bunun kimsenin duyacak durumu yok. Erdoğan sanırım deprem ve ekonomik kriz bu noktada olmasa başka bir seçim programı yapacaktı. Şimdi bunun ipuçlarını görebiliyoruz. Biri bu askeri yatırımlar, yani SİHA'lar, uçak gemileri vesaire gibi dünya lideri olma ya da ülkeyi dünya devleri arasında gösterme, bu askeri harcamalar ve askeri yatırımlar çılgın projenin esasını oluşturacaktı. Hizmet, bazı yol, su, elektrik vesaire gibi, Kanal İstanbul gibi projeler dışında esas yığınağı buraya yapacaktı. Bununla ilgili çok özel çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Ama hem deprem
ki devletin aslında bir çeşit AKP iktidarının yarattığı devletin kağıttan kaplan olduğunu önümüze serdi. Siz gemide yapsanız siyahlarınız, İHA'larınız olsa bile nerede binanın yıkıldığını siz ancak yanına gittiğinizde bir hafta sonra öğrendiniz. İHA'larınızın, SİHA'larınızın bir işe yaramadığını orada gördü yurttaş. Doğal olarak çılgın projesi bir anlamıyla elinde patladı. Türkiye gerçekliğinin duvarına tosladı. Yani Türkiye gerçekliği deprem, öncesi ekonomik kriz, yaşanan siyasal ortam, başka bir Türkiye gerçekliği vardı. Kalın duvarları olan bir Türkiye gerçekliği vardı. Bu çılgın projesi de özellikle askeri harcamalar ve yatırımlar esas olarak sanırım onun üzerine kuracaktı. O da duvara toslamış oldu. Kimsenin oraya bakıp ya burada ne oluyor diyecek kuvveti yok şu anda. Öyle bir algısı da yok. Son derece etkisiz kaldı. Ama işte 7 lideri aldı. Bir şeyin açılışına götürdü. Bir geminin açılışına götürdü. Oraya bir yatırım yaptı ama karşılığı yok artık. Evet, ama fotoğrafta da herkes çok mutlu değildi sanki. Böyle bir zoraki oraya ilintilenmiş hissi veren bir duyguda yansıdı fotoğraftaki bazı isimler açısından. Aynen öyle. Çünkü yapıştırılmış bir ittifak. Yani ittifak bile değil. Sadece Erdoğan'ın kazanması noktasında anlaşılmış, gerisi hiçbir konuda anlaşamayan insanlar. Yani ortak bir metin çıkarmaları mümkün değil. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza atmaktan başka herhangi bir konuda ortak bir metin çıkarıp imza atmaları mümkün olmayan bir bileşen orası. Şimdi ortak bir metin çıkarmak bir yana, ortak bir liste çıkarmak da mümkün olmadı. Az önce haberimizde de söz ettik, konuştuk da aslında, ama bunun böyle bir kendisi için avantaj olarak gördüğü bir alanın dezavantaja dönüşmüş olması durumundan söz ediliyor ve bunun hatta 25-30 milletvekiline mal olabileceği gibi de bir simülasyondan bahsediliyor aslında. Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, Erdoğan hem başkanlık sistemini hem sonradan ürettiği seçim sistemini aslında kendisinin kazanmasını kolaylaştıracak bir değişiklik olarak gördü. Çünkü güçlü olan, en güçlü olan partinin ve ittifakın lehine düzenlenmiş bir seçim sistemiydi. Son yaptığı 7 Nisan 2022'de yürürlüğe giren seçim yasası da bunu biraz daha tahkim etti. İttifakların kafasını biraz daha karıştıran bir hamle oldu. Çünkü Erdoğan ve Bahçeli karşısındaki muhalefetin bu kadar rahat bir araya gelip anlaşabileceğini hiçbir zaman düşünmedi. Yani çok birbirine benzemeyen bir hikaye var. Cumhuriyet Halk Partisi gibi diğer partiler açısından neredeyse nefret objesi olacak bir parti var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanırım en önemli muhalefeti bu, en önemli başarısı bu. Tüm bunlara rağmen orayı bir arada tuttu. Bu kez de Cumhur İttifakı'nda bir sorun yaşandı. Çünkü böyle bir şey düşünmüyordu. Artık ne birinci ittifak Cumhur İttifakı, ne birinci parti AKP doğal olarak o kendi kazdığı kuyuya düştü. O çuvalın içinde artık Cumhur İttifakı ve AKP var. Evet, şimdi tabii bu çok fazla insan tarafından ifade edilen bir öngörü. Ama AKP'nin temsilcilerine bakıldığında onların öngörüsü seçime dönük, en azından kamuoyuyla paylaştıkları öngörü bu şekilde değil. Ama bir taraftan da partideki bazı değişikliklere bakıldığında sanki içten içe benzer bir öngörüye sahipler mi diye düşünmeden de edemiyoruz. Nedir o? Ses çıkıyor AKP'de. Yani şimdi milletvekili listeleri açıklandı ve pek çok yerde itirazlar var. Dün Ordu'da bir görevden alma yaşandı örneğin. Mehmet Metiner Adıyaman'la ilgili tweet atıyor örneğin gibi gibi. Ne dersiniz? Burada o hani iktidar biraz daha insanları belki sessiz kalma motivasyonunu verebilir de aksi bir düşünce o dağılma hissi, daha çok konuşma cesaretini de beraberinde mi getirir? Bu listelere ilişkin tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuşkusuz öyle bir yenilgi havası bence var örgütlerde. Hani ekranlara yansımıyor ama siz sahaya indiğinizde, örgütten insanlarla konuştuğunuzda onu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ortada bir Adalet ve Kalkınma Partisi örgütü yok aslında. Tamamen lidere bağlı ve etrafındaki birkaç insana bağlı bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunlar artık rahatsızlık yaratıyor çünkü ucunda iktidar yok. Tam tersi muhalefette kalma, daha zor bir süreç var. Bir çeşit burada bu yaşanan haksızlığa reaksiyon gösterme noktasında örgütler. Onun ötesinde bakanların milletvekili yapması da aslında bir çeşit örgütte
yenilginin kabulü diye okunduğunu görebiliyoruz. En azından konuştuğumuz insanlar, AKP'li seçmenler ve AKP'li bazı yöneticiler bakanların milletvekili yapılmasını çok doğru bulmadıklarını, bunun bir çeşit yani milletvekili olsunlar yeter anlayışına gelebileceğini ve sanki Cumhurbaşkanlığı seçimini baştan kaybettik havası yaratabileceği noktasında endişelerini ifade ediyorlar. Doğal olarak hem bu seçimden hem seçime yaklaşımdan, bakanların aday yapılması meselesine kadar bir dizi konudan rahatsız geniş bir AKP kitlesi var. Muhalefetin biraz daha seçime daha yakın kazanma ihtimali güçlendikçe AKP'deki çözülme ihtimalinin de daha güçlü olacağını şimdiden görebiliyoruz aslında. Peki şimdi iki soru. Birincisi, bütün bu derinleşen krizin aslında mimarı, dolayısıyla sorumlusu olduğunu kabul etmek durumunda olduğumuz iktidarın bunları düzelteceğine dair vaadi, yeni vaatleri herhangi bir ikna gücüne sahip mi seçmen üzerinde sizce? İkincisi, seçmen davranışında listeler ne kadar etkili? Yani ekonomi meselesinde bocaladılar. Yani bocalamaya da devam ediyorlar. Yıl başında bir toparlanma sinyali verdi ekonomi. Yani çok özel bir çaba sarf ettiler ama bugün geldiğimiz noktada en son açıklanan istihdam rakamları, sonrasında açıklanan sanayi üretimi meselesi ekonomide hiçbir şeyin iyi gitmediğini gösteriyor. Yurttaş da bunu alışveriş yaparken, herhangi bir ihtiyacını giderirken çok net biçimde görüyor. O askeri ücret, EYT filan, tüm bunlar bitmiş. Yani onun havası kısa sürede sönmüş durumda. Burada yeni bir vaatin çok fazla bir işe yarayacağını da düşünmüyorum. Çünkü bütünlüklü bir çözüm üretmiyor. Kısa süreli vaatler veriyor. Yurttaş biraz da bütünlüklü bir çözüm bekliyor. Burada bir etkisi olabileceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Yani burası kapanmış onun açısından. Milletvekilliği şeyle bir hafta konuşacağımızı düşünüyorum. Benim hani seçimin belirleyicisi olacak şeyin Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani iki aday meselesi, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Özellikle 23 Nisan sonrası bir sahada bunları göreceğiz ve oradaki milletvekili listeleri büyük oranda unutulacak. Her taraf açısından söylüyorum. AKP, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı, bugün kendi içinde yaşanan hikayeler. Orada bunlar bitecek. Esas itibariyle insanlar kendine en yakın partiye ya da Cumhur İttifakı'nın gitmesini istiyorsa Millet İttifakı ya da diğer partilere doğru yönecek. Bugünkü eleştirilerin bir tarafa bırakacak diye düşünüyorum. Yani listeler çok az belirleyici olacak bu seçimde. Esas hikaye Cumhurbaşkanlığı seçimi etrafında dönecek ve oradaki ivme hem milletvekili seçimine hem de partilere yansıyacak. Peki şimdi son olarak CHP'ye mesafeli bir seçmen var. Bu işbirliği, bu ittifak kuşkusuz çok önemli. Bu helalleşme söylemini de tabii ki bu kapsamda değerlendirmek lazım. Ama hala orada mesafesini koruyan, belki kararsız bir seçmen var. Böyle bakıldığında önümüzde de çok kısa bir zaman kaldı. İttifakın diğer üyelerinin buradaki bu helalleşmeyi, bu barışmayı, bir şekilde uzlaşıyı temsil eden bu birlikteliği sahaya ne zaman taşıyacağını, yeterince taşıyıp taşımadığı noktasındaki düşüncenizi de öğrenmek isterim. Burada biraz destek eksik mi sanki? Ne dersiniz? Ya işin açıkçası ben bunun yapılabileceğini de çok zannetmiyorum. Yani bir Deva Gelecek, Saadet'le CHP kitlesinin ortak bir seçim çalışması yapması son derece zor. Burada esas itibariyle bence seçim partilerin kendi faaliyetlerini yapması, yani milletvekillerinin ve partilerin kendi çalışmasını yapması daha doğru. Cumhurbaşkanlığı adaylığı dışında söylüyorum. Çünkü başka şeyler söylüyor. Partiler başka seçim programları var, başka vaatleri var kendi seçmenine. Onları ortaklaştırmak mümkün olmayacaktır. Ama bu dönemi anlatması lazım. Esas hikaye kendi seçmenini bu döneme dair bir şey olduğuna ikna etmesi evet. lazım. Yani ama Cumhurbaşkanı adayı noktasında, bu adayın destek çağrısı noktasında belki tabii, yani farklı bir değerlendirme yapabiliriz. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları zaten bunun için var ve sahaya çıkması lazım. Şu anda işin açıkçası Ekrem İmamoğlu dışında çok ciddi bir faaliyet göremiyoruz. Yani bütün o sanırım bayramın birinci günü itibariyle
başlayacak Cumhurbaşkanı yardımcıları sahaya yayılıp o bütün kendi kitlesini mobilize etme noktasında. Bu olursa zaten mesele birinci turda ve rahat olarak çözülür. Orada bir aritmetik olarak oy kaybı yaşanmazsa kendi partilerinin seçmeni Cumhurbaşkanı adayına da verirse zaten çözülüyor aritmetik olarak. Bu yapılabilirse ki yapılmalı, mesele çözülecek ama şu anda gördüğümüz bir miktar Ekrem İmamoğlu biraz Mansur Yavaş üzerinden yürüyen bir faaliyet Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Bunun daha koordineli ve ortak hedef noktasına toparlanması lazım. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim. Size de.